Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 21, 22, 23 Aralık 2019 tarihinde yapılan Türkiye geneli özde bir yayınlarının edebiyat sorularını çözmüş olacağım. Bu ve diğer Türkiye geneli deneme sınavlarını daha yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Birinci soruda bu parçadan Kafka ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Yapıtlarında okurun dolduracağı kimi boşluklar bırakmaktadır. Yaşamsal gerçekliğe karşı duyarsız değildir. Öykülerinde karakteri ön plana çıkararak olayı geri planda bırakmaktadır. Yapıtlarında gülmece unsurlarından yararlanır. Kişilerin ruhsal çözümlemelerine yer vermiştir. Parçamızı okuyalım. Acıyı sanat katına yükselten yazarların başında Franz Kafka gelir. Bunu da çoğunlukla ironi, soyutlama, imgesellik ve ucu açık bırakılmış anlatımla gerçekleştirir. Öykülerinde insan yalnızlığını, acıyı, körleşmeyi anlatan Kafka, yabancılaşma, mekanikleşme ve yalnızlaşma kavramları üzerinde durur. Yaşadığı çağın tüm olumsuzluklarını yetkin bir gözle öykülerinde işleyen Kafka, modern insanın kolektif yaşamdaki budalalığını ironize eder. Öykülerinde otoriter, bürokratik yapının labirentlerinde yok olan memurlar, kıstırılmış duygusu içinde yaşayıp çıkışsızlığa teslim olanlar, iç sürgün yaşayan insanlar vardır. Seçeneklere baktığımızda, bakın ironiyi görüyoruz. İronide gülme vardır arkadaşlar, gülmece unsuru vardır. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Yine ucu açık bırakılmış anlatımla gerçekleştirir diyor. Yani okurun dolduracağı kimi boşluklar bırakmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Yaşadığı çağın tüm olumsuzluklarını yetkin bir gözle öykülerinde işlediyse, yaşamsal gerçekliğe karşı duyarsız değildir. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Yine bürokratik yapının labirentlerinde dolaşması, kıstırılmışlık duygusu içinde yaşayıp çıkışsızlığa teslim olması ve iç sürgün yaşaması arkadaşlar ruhsal çözümlemelere yer verdiğini gösterir. Bundan dolayı da E seçeneğini elemiş olduk. Geriye kalan öykülerinde karakteri ön plana çıkararak olayı geri planda bırakmaktadır ifadesi bu partiden çıkmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada geçen acıyı sanat katına yükseltmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde hüzünlü konuları da ele almak değil, yaşanan acıların okur üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlamak bu da değil. İnsanlara sıkıntılı olaylarla başa çıkma becerisi kazandırmak bu da değil. İnsana üzüntü veren olayları estetik bir yaklaşımla dile getirmek. Bakın sanat demiş arkadaşlar. Sanat katına yükseldiği zaman acı estetik bir hal alır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada sitem, özgüven, pişmanlık duygularından hangileri belirgindir demiş. Parçamıza bakalım. Kendi istediğim bir şeyde diretirsem sonradan rahatsızlık duyarım. İçimi kemiren bir his beni rahat bırakmaz. Öbürünün dediğini yaptığım zaman da içim rahat olmaz. Ne yapayım bilemiyorum. Kendi isteğimi yapsam başkalarının gönlünü kırdım diye suçluluk duyarım. Onların istediğini yapsam hep onların dediği oluyor. Ben de artık ayak paspası oldum duygusuna kapılır, yine rahatsız olurum. Arkadaşlar bakın, parçaya dikkat edecek olursanız özgüvenden bahsetmiyor, elemiş oluruz. Sitemden kısmen bahsetmiş olsa da belirgin değil, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Ama parçanın geneline baktığımızda bir pişmanlık var. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Ne şairane mevsimde eskiden sonbahar, bahçeleri talan eden bir deli rüzgardı. Kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı. Hece ölçüsüyle yazılmış diyor arkadaşlar. Bakın ünlü harfleri saydığımızda buranın 14'lü hece ölçüsüyle yazıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bir doğrudur, bunu elemiş oluruz. Benzetme sanatına başvurulmuştur. Bakın burada sonbahar neye benzetiliyor arkadaşlar? Bahçeleri talan eden bir deli rüzgara benzetiliyor. O yüzden benzetme sanatı da vardır. 2'yi delemiş olduk. Pastoral ögelere yer verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar bakın mevsimden, bahçeden,
rüzgardan bahsediyor. Yani doğa olaylarından bahsediyor. O yüzden bu pastoral bir şiirdir. Üçü delemiş olduk. Tam uyak vardır. Bakalım sonbahardaki ar sesini aldığımızda, kuşlardaki arı da aldığımızda arkadaşlar iki ses benzerliği olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu da nedir? Tam kafiyedir. Burada redif aranmaz. Çünkü arkadaşlar lar çokluk eki, sonbaharda bitişik sözcük. Dolayısıyla aynı görevde ekin olmadığını görüyoruz. Bunun için de redif aranmaz burada. Biz de direkt kafiyeyi bulmuş olduk. Bundan dolayı dördü de elemiş oluruz. Sarma kafiye şemasından faydalanılmıştır diyor. Bakın bununla bu kafiyeliydi zaten. Tam kafiye var arkadaşlar. Rüzgardı, vardı ifadesine de dılar redif. Geriye kalan r'ler nedir arkadaşlar? Bir ses benzerliği olduğu için buna da yarım kafiye denir. Dolayısıyla burası da b, b olur. Bu da çapraz kafiyedir arkadaşlar. Sarma kafiye değil, çapraz kafiyedir bu. Bundan dolayı bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem de uyak vardır? Bu acı tacı derken acı kelimesi tacı kelimesinin içerisinde yer almış. O yüzden buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Tunç kafiye diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada redif yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Alevlerim eksilmez, köpüklerim eksilmez. Arkadaşlar lerim eksilmez, lerim eksilmez. Hem ek halinde hem de sözcük halinde burada ne var? Redif var. Bundan sonra da herhangi bir ses benzerliği olmadığı için kafiye yok. Bundan dolayı da B seçeneğini elemiş oluruz. Açılmış gözler hayatı özler. Birisinde bakın arkadaşlar gözler derken larler çokluk eki. Burada da nedir? Özlemektir. R'nin geniş zaman olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada redif yok. Özler kelimesi gözler kelimesinin içerisinde yer aldığı için bu da nedir arkadaşlar? Yine tunç kafiyedir. Burada da redif yok. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Birkaç dize söylüyor bize ifadesinde. Buradaki E yönelme hal eki. Dize kelimesindeki E ise fiilden isim yapım eki. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekler farklı görevde kullanılmış. O yüzden burada redif aranmaz. Burada da arkadaşlar 3 ses benzerliği olduğunu görüyoruz izelerin. O yüzden 3 ses benzerliği olduğu için buna da zengin kafiye denir. Burada da redif yok. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. İrkilirim, bilirim kelimesine bakacak olursan irkilmek, bilmek. Geriye kalan şu irimler nedir arkadaşlar? İrimler redifi oluşturur. Geriye kalan tek ses benzerliği de ildir. İl ile iki ses benzerliği olduğu için buna da biz kafiye diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi D seçeneğinde hem redif hem de kafiye kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede görülen söz sanatı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Bu korku içimde damlaya damlaya birikiyor. Bakın arkadaşlar burada korku nedir? Benzeyendir. Damlaya damlaya birikiyor dediğine göre korkuyu suya benzetmiş. Arkadaşlar su da kendisine benzetilendir. Yani özelliğin olduğu unsurdur. Kendisine benzetilen yok. Benzeyen var. Burada ne vardır arkadaşlar? Dolayısıyla kapalı istiare vardır. Seçeneklere baktığımızda hayallerim, beklentilerim 1-2 saatte elimden uçuverdi. Dursun. Bu küçük Anadolu şehri elde ettikleri şampiyonluğu doyasıya kutlamıştı. Anadolu şehri derken arkadaşlar oradaki insanlardan bahsediyor. Dolayısıyla burada ad aktarması var. Yani mecazi mürsel var. Bunu elemiş oluruz. Marka giyinmeyi seviyor. Bazı markaları dilinden hiç düşürmüyordu ifadesinde. Bakın marka sözcüğünde yine ad aktarması var. Çünkü burada da kastedilen şey elbiselerdir arkadaşlar. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Törende öğretmenin verdiği şiiri bütün okula okumuş, arkadaşlarından çok büyük bir beğeni almıştı ifadesinde ise yine okula değil okuldaki öğrencilere okumuştur.
Burada da ad aktarması vardır. D seçeneğini delemiş olduk. Babasının gönderdiği mektupla öğrendiği bazı gerçekler yüreğine taş gibi oturmuştu cümlesinde ise bakın yüreğine taş gibi oturmasında benzetme var. Gerçeklerin yüreğine taş gibi oturmasında benzetme var. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. Fakat hayallerim, beklentilerim 1-2 saatte elimden uçuverdi ifadesindeyse arkadaşlar uçuverdi demiş. Hayallerini neye benzetiyor arkadaşlar? Kuşa benzetiyor. Hayaller burada benzeyen, kuş ise kendisine benzetilen. Kendisine benzetilen yine söylenmediği için buradaki söz sanatı da nedir arkadaşlar? Kapalı istiaredir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarındaki mitolojik unsurlardan biri değildir? Arkadaşlar Türk destanlarında rüya unsuru vardır. Bunu elemiş oluruz. Yine Türk destanlarında mağarayı da görüyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. 40'lar, 7'ler Türk destanlarının yine önemli mitolojik unsurudur. Bunu da elemiş oluruz. Yine arkadaşlar hatırlayacağınız gibi Oğuz Kağan destanında gökte bir ışık beliriyor ve ortaya çıkan kadınla evleniyordu. Dolayısıyla ışık mitolojik unsuru da vardır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Türk destanlarında maymun gibi mitolojik bir öge yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeşil kurbağalar öter göllerde, kırıldı kanadım kaldım çöllerde, anasız babasız gurbet ellerde, ya ben ağlamayım kimler ağlasın, şu mahzun gönlümü kimler eylesin. Ormanın altından akan Fırat'tır, ağamın bindiği telle kır attır, sılaya gelmesi hayli murattır. Ya ben ağlamayım kimler ağlasın, şu mahzun gönlümü kimler eylesin. Tapşırma geleneğinden yararlanılmıştır diyor, dursun. Bent ve nakarat bölümlerinden oluşmuştur. Evet bakın arkadaşlar şuralar tekrar edildiği için bunlar nedir? Nakarat bölümüdür. Şuralarda 3 dizeden oluştuğu için bunlara da biz bent bölüm adını veririz. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Söz sanatları vardır diyor. Bakın arkadaşlar kırıldı kanadım derken kuşa benzetiyor kendisini. Kuş söylenmemiş. O yüzden burada istiare vardır. Aynı zamanda ya ben ağlamayayım kimler ağlasın derken soru soruyor. Soru sorma sanatı nedir arkadaşlar? İstifhamdır. Bundan dolayı burada da başka bir söz sanatı vardır. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Anonim halk edebiyatı ürünüdür demiş. Evet bakın arkadaşlar nakarat kısımlarından da anlaşıldığı gibi türküye benziyor bu. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Ahenk unsurları önemsenmiştir. Evet arkadaşlar hece ölçüsüyle yazılmış bakın yine dize sonlarında kafiye ve redifin olduğu da görülmektedir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat tapşırma geleneğinden yararlanılmamış. Tapşırma ne demek arkadaşlar? Şairin mahlasının yer almasıdır. Takma adının yer almasıdır. Fakat burada herhangi bir takma ad kullanılmamış. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 9. soru. Karacaoğlan'la ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez demiş. Aşık edebiyatında güzelleme ve semaileriyle ön plana çıkmış bir aşk şairidir. Doğrudur arkadaşlar. Gittiği her yerde bir güzele aşık oluyordu. O yüzden biri elemiş oluruz. Şiirlerinde yabancı sözcük ve tamlamalara yer vermekten kaçınmıştır. Evet bu da doğrudur. Genellikle yerel söyleyişlere halkın kullanmış olduğu Türkçe'ye yer veriyor. Bunu da elemiş oluruz. Dini içerikli şiirler de yazmış. İlahilerinin bazıları günümüze dek ulaşmıştır. Arkadaşlar bu yanlıştır. Karacaoğlan dini konulara hiç girmemiştir. Tasavvufa eserlerinde yer vermemiştir. Şiirlerinde mahalli sözcük ve halk deyişlerine sıkça yer vermiştir. Doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Şiirlerini hece vezniyle söylemiştir. Evet. Bütün şiirlerini heceyle yazar, aruza yer vermez. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Geriye kalan 3 numaralı ifade doğru cevabımızdır. Yani B seçeneği arkadaşlar bizim doğru cevabımız olacaktır. 10. soru. Dini tasavvufi halk edebiyatı ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez? Didaktik bir söyleyişten yararlanılmıştır.
Evet, İslamiyet'i yaymak amacıyla didaktik bir söyleyiş vardır. Bunu elemiş oluruz. Şiirleri söyleyenlerin kim oldukları genellikle bilinmez. Hayır arkadaşlar, kim oldukları bilinir. O yüzden bunu alabiliriz. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren gelişmiştir. Evet, İslamiyet'in Anadolu'da yayılışını göz önünde bulundurursak 13. yüzyıldan sonra geliştiği söylenebilir. O yüzden 3'ü de elemiş oluruz. Hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır. Evet, dönem itibariyle şairlerin hem aruzu hem de hece vezni kullanıldığı görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Dili aşık edebiyatına göre ağır, divan edebiyatına göre sadedir. Evet arkadaşlar, bu dönem itibariyle Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar dilimize girmeye başlıyor. Fakat yoğun değil. Divan edebiyatına baktığımıza göre ise dilinin sade olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Geriye kalan 2 numaralı cümle doğru cevabımız olacaktır. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. 11. soru. Bu parçada söz edilen sanatçı Hayriye, Hüsnü Aşk, Hadikat-ü Süeda, Tuhvetül Harameyn, Hayrabat eserlerinden hangilerini kaleme almamıştır diyor. Parçamıza bakalım. Hikmet, bilgelik, hakimlik, varlık ve eşyanın asıl amacı özdeyiş ve atasözü gibi anlamlara gelmektedir. Hikimlik ise eşya ve olayları anlamlandırma, varlık ve olayların gizli anlamlarını çözme üzerine kurulmuş bir ifade tarzıdır. Hikemi üslup bir edebi anlayış olarak düşünceye dayalı hikmetle söz söyleme olarak tanımlanabilir. Bu üslup 17. yüzyılda yaşamış, bu şairimizle birlikte anıla gelmiştir. Burada ismi geçen şair kimdir arkadaşlar? Nabi'dir. Nabi'nin eserlerine bakacağız. Diğer eserler doğru cevabımızı oluşturacak. Hayriye, evet arkadaşlar, Hayriye Nabi'nin eseridir. Hüsnü Aşk, bu da sizin de bildiğiniz gibi Şeyh Galip'in eseridir. Hadikat-ü Süeyda, arkadaşlar bu da kimindir? Fuzuli'nin eseridir. Tuhvetül Harameyn, bu da Nabi'ye aittir. Hayrabat, bu da Nabi'nin eseridir. Hatta Hüsnü Aşk, Hayrabat'a karşılık yazılmış bir eserdir. Bundan dolayı da 2 ve 3 numaralı eserler Nabi'ye ait değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Yukarıdaki konuşmayı yapan öğrenciye öğretmenin sorduğu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyat öğretmenimiz divan şiirini işlediğimiz derste tahtaya bir dörtlük yazıp nazım biçimini sordu. Bu dörtlüğün nazım biçimini doğru tespit etmemde birinci ve dördüncü dizelerin tekrarlanması yani nakarat olması benim için önemli bir ipucuydu. Arkadaşlar, tuyularda nakarat yok, bunu elemiş oluruz. Kaside zaten beyit şeklinde yazılır. Burada da nakarat yok, bunu da elemiş oluruz. Rubailerde de nakarat yok, bunu da elemiş oluruz. Murabba'da da nakarat yok, bunu da elemiş oluruz. Nakarat şarkıda vardır arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Yukarıda bazı özellikleri verilen divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? Süslü Nesrin ilk örneklerini vermiştir. Ahlaki öğütler içeren Marifname adlı eseri vardır. Tazarruat, manzum bir fahriye ve hatime olmak üzere 3 bölümden oluşan Tazarruname adlı eseriyle tanınmıştır diyor. Arkadaşlar, Süslü Nesrin ve Tazarruname adlı eserin sahibi Veysi değil, Mercimek Ahmet değil, Alişir Nevai değil, Nergisi değil. Tabii ki arkadaşlar Sinan Paşa'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Yukarıda birinci gruptaki açıklamalardan hangisi ikinci grupta verilen edebi akımlardan biriyle ilişkilendirilemez demiş. Bakalım. Konuları eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alır demiş. Bu hangi akımın özelliği arkadaşlar? Tabii ki romantizmin özelliği. Bununla bunu eşleştirebiliriz. Sanatçılar gördüklerini gerçek yönüyle değil, kendilerinde uyandırdığı izlenimleriyle anlatmışlardır. Bu dursun. Tiyatro eserlerinde üç birlik kuralına uyulur demiş. Bu nerede var arkadaşlar? Klasizmde var. O yüzden bunu da 3 numarayla eşleştirmiş oluruz. Romantik şiir anlayışına karşı tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır diyor. Arkadaşlar, bu hangisidir? Bakın, bu
şiirde gerçekçilik anlamına gelen parnasizmdir. Bunu da dörtle eşleştirmiş oluruz. Freud'un etkisinde kalan sanatçıların ortaya koyduğu bir edebiyat anlayışıdır demiş. Bu da sizin bildiğiniz gibi sürrealizmdir. Bunu da bununla eşleştirmiş oluruz. Sanatçılar gördüklerini gerçek yönüyle değil, kendilerini uyandırdıkları izlenimleriyle anlatmışlardır ifadesi sizin de bildiğiniz gibi sembolizm akımıyla arkadaşlar eşleştirilebilir. Bu akımın özelliğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru, aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada tanıtılan romanın yazarına aittir demiş. Romanın kuruluşu Dilber'in duygularına göre ayarlanmıştır. Bu duygular çok basit veya hayali oldukları için romanın kuruluşunda romanı ilerletme, yürütme bakımından büyük aksaklıklar göze çarpar. Söz gelişi Dilber, ilk kötü hanımının evinden gece yarısı kaçıp tenha sokaklarda korkudan bayıldığı zaman ancak peri masallarında rastlanılan bir isabetle en sevdiği mektep arkadaşı Latife'nin evinde gözünü açar. Fakat orada ancak bir gün kalıp eski yerine zorla geri götürülür. Asaf paşalardan kovulup bir Mısırlıya satıldığında aynı masalsılık devam eder. Mısır'ın zengin saraylarından birinde zalim efendisini memnun etmediği için hapsedilir. Ona aşık bir zenci harem ağası onu pencereden kurtarmaya muvaffak olur. Kendi yaralanır. Oracıkta ölür. Kız ise hayatta tek başına kaldığı için kendini nehre atar ve ölüm onu hürriyetine kavuşturur ifadesinde. Bu eser nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi sergüzeştir arkadaşlar. Peki sergüzeşti kim yazıyor? Yine sizin de bildiğiniz gibi Sami Paşazade Sezai yazar arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda Küçük Şeyler Dursun, Araba Sevdası Recai Zade Mahmut Ekrem'in eseridir. İntibah, bu da yine sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar Namık Kemal'in eseridir. Taşuk-u Talat ve Fitnat, bu da tahmin ettiğiniz gibi Şemseddin Sami'ye ait eserdir. Zehra ise arkadaşlar Nabizade Nazım'ın eseridir. Küçük Şeyler de Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. soru, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Şinasi Paris'e gitmeden önce ilk manzumelerini eski tarzda yazmış olsa da sonraları Avrupa tarzı eserler vermeye başlamıştır. Tanzimat döneminde temelleri atılan Batı tarzı yeni Türk edebiyatının kurucularından biri olmuştur. Tanzimat edebiyatını başlatan Batı edebiyatı tarzında birçok ilke imza atan Şinasi. İlk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni kaleme almıştır. Doğrudur, bunu elemiş oluruz. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'i tek başına çıkarmıştır. Dursun. İlk makale olan Tercüman-ı Ahval mukaddimesini yazmıştır. Doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Yazdığı şiirlerde hak, adalet, eşitlik, özgürlük, kanun gibi kavramlara yer vermiştir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, Şinasi Tercüman-ı Ahval'i çıkarıyor fakat tek başına çıkarmıyor arkadaşlar. Kiminle çıkarıyor? Yine tahmin ettiğiniz gibi Agah Efendi ile birlikte çıkardığını görüyoruz. Bundan dolayı burada bir bilgi yanlışlığı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 17. soru, yukarıdakilerden hangileri Tevfik Fikret'le ilgili olarak söylenemez demiş. Bakalım, sanat yaşamı Servet Fünun dergisinin yayımlandığı yıllarda bireysel çizgide sürmüş, dergi kapandıktan sonra da toplumsal konular üzerine yoğunlaşmıştır. Doğrudur arkadaşlar, özellikle Aşiyan adını verdiği eve çekildikten sonra toplumsal konular üzerinde yazdığını görüyoruz. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Anlamın beyitte tamamlanması gerektiği düşüncesini kırarak divan şiirindeki müstezatı serbest müstezat şeklinde değiştirmiştir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Parnasizmin etkileri görülür demiş. Evet, Tevfik Fikret parnasizmden etkilenmiştir. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Nesil alanında başarılı eserler vererek Yalan, Körebe adlı tiyatroları kaleme almıştır diyor. Arkadaşlar bu eser kimin? Sizin de bildiğiniz gibi bunlar Cenab-ı Şahabettin'in eseridir. Bundan dolayı 4 numara yanlıştır. Bunu alabiliriz. Oğlu Haluk için yazdığı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanarak Türk gençliğinin gelecekteki temsilcisi olarak görmüştür. İfade doğrudur.
Fakat bunu heci ölçüsüyle yazmamıştır arkadaşlar. Bunu aruz ölçüsüyle yazmıştır. Heci ölçüsüyle yazdığı tek şiir Şermin'dir. Çocuklar için kaleme almıştır. Bundan dolayı bunu da alırız. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 18. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen yazınsal türlerden herhangi birinde ismi öne çıkan yazarlardan değildir demiş. 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyetten sonra Türkçülük düşüncesinin Osmanlı aydınları arasında büyük bir atılıma geçmesi, edebiyatta da milli kaynaklara dönme düşüncesinin doğmasını sağlamıştır. Bu dönemde öykü, roman alanında olduğu kadar şiir, tiyatro ve bilim alanlarında da önemli yazar ve sanatçılar yetişmiştir. Ruşen Eşref Ünaydın, Dursun. Ömer Seyfettin, arkadaşlar bildiğiniz gibi hikaye yazıyor. İbnü'r Refik Ahmet Nuri, bunun gerçek adı Refik Ahmet Nuri'dir arkadaşlar. Tiyatro oyuncusu ve aynı zamanda tiyatro yazarıdır. Özellikle yazmış olduğu 8. Ceza Oyunu, Nakış, Belkıs ve Alemdar adlı tiyatro eserleriyle dönem itibariyle adını duyurmuş birisidir. Ziya Gökalp, arkadaşlar bildiğiniz gibi bu da daha çok şiir alanında ve düşünce alanında ön plana çıkmış bir sanatçı olarak görülmektedir. Mehmet Emin Yurdakul, bu da yine şiir alanında kendini göstermiş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Ruşen Eşref Ünaydın, arkadaşlar bildiğiniz gibi Ruşen Eşref Ünaydın anı, gezi ve makale yazılarıyla daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Özellikle Diyorlar ki adlı röportajıyla ön plana çıkmıştır. Onu Mustafa Kemal ile gerçekleştirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 19. soru. Aşağıdaki şairlerden hangisinin yukarıda özellikleri verilen akımı benimsediği söylenemez. Şiirde dil işçiliğini önemsemişlerdir. Dili bir kuyumcu titizliği ile işlemişlerdir. Kelimelerin duygu değeri ön plana çıkaran özel bir imge düzeni oluşturmuşlardır. Sembolizmden etkilenmişlerdir. Dünyayı farklı bir gözle algılayıp nesnelere farklı bir düzlemde bakmışlardır. Bu farklılığı da bildik kelimelere yeni anlamlar yükleyerek aktarmışlardır. Ağırlıklı olarak heci ölçüsünü kullanmışlar ancak bazı durak değişiklikleri yapmışlardır. Arkadaşlar bakın sembolizmden etkilenmesi, dil işçiliği, imge düzeni derken bize neden bahsediyor arkadaşlar? Saf, diğer adıyla öz şiirden bahsediyor. Ahmet Hamdi Tanpınar öz saf şiirin içerisindedir. Bunu elemiş oluruz. Necip Fazıl Kısakürek bu da öz saf şiirin içindedir. Bunu da elemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı öz saf şiirin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Ahmet Muhip Dranaz bu da öz saf şiirin içerisinde yer alır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Faruk Nafız Çamlıbel arkadaşlar bu beş hececidir. Öz saf şiirin içerisinde yer almaz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerlerin birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Bakalım. Cumhuriyet döneminde Çehov geleneğini sürdürmüş, Tünel'deki Çocuk adlı yapıtındaki öyküleriyle İstanbul'a, balıkçıları, sıradan insanları kendine özgü bir üslupla anlatmıştır. Arkadaşlar kimden bahsediyor? Tabii ki Sait Faik Abasıyanık'tan bahsediyor. O yüzden biz buraya C seçeneğini getirebiliriz. Bunu elemiş olduk. Ekmek kavgasında ezilenlerin sözcülüğünü üstlenmiştir. Arkadaşlar ekmek kavgası kimindir? Orhan Kemal'indir. Dolayısıyla biz buraya da E seçeneğini getirmiş oluruz. Bunu da elemiş olduk. Dilde soyutlamalara yöneldiği Dost da modern hikayenin güzel örneklerini vermiştir. Dost adlı hikaye kimindir arkadaşlar? Vüsat Bener'indir. Dolayısıyla buraya da A seçeneğini getirmiş oluruz. Bunu da elemiş olduk. Telli Kavak da köylülerin yaşantısına ışık tutmuştur diyor. Peki Telli Kavak kimin? Bu da arkadaşlar Samim Kocagöz'ün eseridir. Dolayısıyla buraya da D seçeneğini getirmiş oluruz. Bunu da elemiş olduk. Kemal Tahir'den bu parçada bahsetmediği için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 21. soru. Aşağıdaki yazar yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yaşar Kemal Çakırcalı Efe doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Necati Cumalı Tütün Zamanı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Rasim Özdenören Uzun Hikaye Dursun. Bilge Karasu Gece bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Firuzan Berlin'in Nar Çiçeği
Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Rasim Özdenören uzun hikayeyi yazmamıştır arkadaşlar. Uzun hikaye yine sizin de bildiğiniz gibi Mustafa Kutlu'nun eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu diyalogdan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Diyalogumuza bakalım. Romanda Cumhuriyet'in ilk neslinden olan Aysel, aydın kesimdeki ruhsal çalkantıları, yalnızlığı ve intihara meyilli kişiliği temsil etmektedir. Yazar, burada aydınların yaşadığı kültürel şokun korkunç sonucunu göstermek istemiştir. Okur, bu konuyu Oğuz Atay'da işlemiştir. Ancak Selim Işık karakteri Aysel kadar şanslı değildir. Çareyi ölümde aramıştır. Eleştirmen, edebiyatımızda benzer çatışmayı yaşayan pek çok karakter var aslında. Tıp öğrencisi Ferit karakteri de bunlardan biri. Selim Işık şanssızlığı ona yol gösterecek bir kılavuzun olmaması. Okur, ben Ferit karakterinin yer aldığı yapıtı okumadım ama Selim Işık dramı çok özgün. Onun yaşadıkları bana yakın zamanda okuduğum bir yapıtın kahramanı Zebercet'i hatırlattı. Ne yazık ki Zebercet de çareyi ölümde buluyor. Ona da yol gösterecek bir karakter yok. Seçeneklere baktığımızda eleştirmenin sözünü ettiği Aysel karakteri Adalet Ağoğlu'nun Ölmeye Yatmak romanında yer almaktadır. Bu doğrudur arkadaşlar. Burada yer alır Aysel karakteri. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Okurun sözünü ettiği Oğuz Atay'ın romanı Tutunamayanlardır. Evet, Selim Işık karakteri de burada geçer. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Okur, Matmazel Nuralya'nın koltuğunu okumamıştır. Evet arkadaşlar, bakın şurada Ferit karakterinin yer aldığı yapıtı okumadım diyor. Peyami Safa'nın Matmazel Nuralya'nın koltuğunu okumadığını göstermektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Okur, Aylak Adam adlı yapıtı okumuştur. Dursun. Eleştirmenin Feride yol gösteren karakter olan sözünü ettiği kişi Yahya Aziz'dir. Evet arkadaşlar, doğru söylüyor. Ferit'e yol gösteren kişi eserde Yahya Aziz'dir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Aylak Adam adlı yapıt değildir arkadaşlar. Zebercet, sizin de bildiğiniz gibi Ana Yurt Oteli'nde geçiyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Roman, 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeden bir subayın emir erinin ısrarıyla gelmiş olduğu Porsuk Çayı yöresindeki bir Anadolu köyünde yaşadığı bazı çelişkileri anlatmaktadır. Bu eserde Anadolu'da bulunan insanlar ile İstanbul'da yaşayan insanlar arasındaki fark benimsenmiş oldukları değerler bakımından ortaya konmuştur. Baş kahraman Ahmet Celal'in Anadolu'nun yüzyıllardır ihmal edilmiş olmasına karşı olan isyanı ve bütün aydınları bu nedenle suçlamasıyla birlikte köylünün cahilliğine ve milli mücadeleye duyarsızlığına baş kaldırması dikkat çekmektedir. Ahmet Celal, içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmak amacıyla her baş kaldırışında köylüler nazarında daha da yadırganarak dışlanmıştır. Arkadaşlar, bu eser Yakup Kadri'nin eseridir. Sizin de bildiğiniz gibi Yakup Kadri Yaban adlı eserinde bunu anlatır. Yaban adlı eserin kahramanı da Ahmet Celal'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, edebiyatın son sorusuna 24. soruya geldik. Bir romandan alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yarım kilo et, 250 gram beyaz peynir peşinde koşmaktan, ev sahibiyle dalaşmaktan kaçmışım güya. Çocukları bile sevmiyormuşum. Pöh! Onlara balkonda bir sebze bahçesi kurmaya kalkıştım. Düşünün, sevinsin, oyalansınlar ve bu uğraşı tabii unsurlar üzerinde sürdürsünler istedim. Sonra bahçeye bir de küçük fino bağlayacaktık. Balkondaki bahçe üzerine bu kadar ayrıntılı projeleri olan ben çocukları sevmiyormuşum. Pöh, her neyse. Bu nahide faslı bu güzel günü berbat etmemeli. Yeniden ona dönmeliyim. Arkadaşlar bakın, anlatıcı aynı zamanda roman kahramanlarından biridir demiş. Evet, dikkat edecek olursanız hep birinci tekil şahıs ekiyle fiillerin çekimlendiğini görüyoruz. O yüzden A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Günlük konuşma dilinden yararlanılmıştır. Evet,
anlamını bilmediğimiz kelime yok arkadaşlar. Bu da günlük dilde kullanılan sözcükleri göstermektedir. O yüzden B'yi delemiş olduk. Olay çevresinde gelişen bir metin örneğidir. Evet, dikkat edecek olursanız bir olay anlatımı var. Bu da doğrudur. Bunu delemiş olduk. İç monolog tekniğine başvurulmuştur. Evet arkadaşlar, dikkat edecek olursanız kahraman kendiyle konuşuyor. Bu da doğrudur. Bunu delemiş oluruz. Mekanla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir diyor. Hayır arkadaşlar, ayrıntıya yer verilmemiş. Ufak tefek özellikleri söylenmiş. O yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.